Bu işi bence öğreneceğim ya. Hayır. Yumuşlar. Bonsuz demedi ya. TV8'de yorumsuz. Burhan Şeşen. Yine bizler burada, sizler ekranlarınızın başında ama yine birlikte müzik dolu bir buçuk saati paylaşacağız. Bu akşam bizim için çok özel akşamlardan birisi. Zira Türkiye'de müzisyen olmak isteyenlerin, kendisi aldığı müzisyenlerin başında gelen bir isimler. Onunla ilgili ne söylesek, onu ne kadar övmeye çalışsak da mutlaka bir şeyler eksik. Onun için fazla lafa gerek yok. Yorumsun bu haftaki konuyu sevgili Erkin Koray.
na 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 na. Hazır mısın? İşte adres. Şeşen.com. Hemen yaz. Bu grup kaçıncı benim, grup acaba? Benim yakışıklılarım abi? Bunlar. Yakışıklılar ve gayet de zararsız müzisyenler. Bir şey yemiyorlar, içmiyorlar. Ben içeride gördüm. Değil mi? Ya, öyle. Öyle. Oturmasını kalkmasını biliyorlar. Öyle. İlk şart. İlk şart. Evet. Oturmasını kalkmasını bilmek ilk şart. Dolayısıyla 100 müzisyenden 90'ı gitmiş oluyor bu arada. Kalıyor geriye 10. %10. Alkol almama şartı da var. Ondan da 9'u gitti mi kalıyor geriye 1. %1'den 300'de 3 tane bunlar işte böyle. Bir de ben varım tabii. Böyle. Bize müzisyen bilmiyor. Onlar da müzisyen o espriyi arkada yaptın, önde yapman gerekmez. Gerekmez. Erkin abi tekrar hoş geldin. Sağ ol. Hakikaten seninle ilgili aslında problem bilmiyorum. 90'ı sığar mıyım? Çünkü hakikaten seninle anlatacak o kadar çok anılar vardır. Çalacak o kadar güzel şarkıların var ki. Bu hangilerini çalacak bugün merak ediyorum. Sağ ol. Şarkıda çalarız. Anlatacak şey zaten gerçekten bunlara hepsini anlatamayız da. Bir şeyler anlatalım ama hazır mikrofonu almışken. Yani şu grup konusunu bir evet. Hani kaçıncı grup evet, dediniz ya o konuya bir açıklık getireyim. Öyle bir söz var. Türkiye'de en çok grup kuran kişilerden biri diye ama aslı öyle değil. Şunun aslını burada açıklayayım mikrofon varken önümde. Burada da var da burada. Burada da bir mikrofon var. benim bir tane esas grubum oldu. Yeraltı Dörtlüsü. Bir de ondan sonra bu kadar uzun sürmeyen Süper Grup diye bir grubum oldu. 1970'li yıllarda. 65-75 arası. O arada denemeler, bazı arkadaşlarla görüşmeler yaptık falan. Onların her birine bir grup ismi verelim mi diye düşünürken o arada yazıya çıkmış. Dolayısıyla çok grup ismi yani Great Error diye bir grup, işte Ter diye bir grup falan. Mesela Ter diye bir grubu bizim Özkan Uğur kardeşim vardı, evet. Falan öyle ne Özkan'dı o yarışmadan? Özkan Uğur. Evet. Bizim Özkan ha. Değil mi? Doğru söylüyor. Evet. Doğru evet. Söylüyor. Mesela onlarla öyle arkadaşlar arasında haramilerle beraber de öyle yapmış olduğumuz bir plak var ama direkt kendi grubum olarak diye bunlar. O öyle iki tane grubum oldu benim yani bunu buradan. Ama 17 yaşından beri hep böyle gruplarla birlikte çalıştım. Tabii ben hep grup. Grubu ilk getiren kişiyim ben Türkiye'ye. O sıralarda yani çok eski konulardan bahsediyorum tabii ki. 1900 milattan sonra 1907 burada da bu kadar gençlerin arasında bana bu rakamları söyletiyorsun. Abi sen söylüyorsun ben söylemiyorum. Ben, doğru. Söyle dedin söylür bak şimdi. söyle dedin. 1957 yılında o sıralarda hep orkestra ismi mesela işte Faruk Akel Orkestrası bilmem Yılmaz bilmem ne orkestrası falan denirdi. Ben ritimciler diye çıktım. Evet, Erkin Koray ve Ritimciler. Ritimciler, evet. Öyle bir grup. O grupta kardeşin de vardı değil mi Erkin abi? Evet. Kardeşin de vardı. Kardeşim, davul çalıyordu kardeşin. Evet, Türkiye'nin iyi davulcularından biridir. Abi yani, siz bir şarkı daha söylerken ben şimdi mikrofonu hemen değiştirip geleyim mi? Şurada tabii, köşede. Tabii, tabii. Tamam, izinle sığınarak esasen senin. Esasen Türkiye'de yabancı konular değil mikrofon bozulması falan da oldu. Yani şimdi Amerikalıyız biz her şey düzgün. Bizim özelliklerimiz bunlar. Senin şey elektriğinden al yeni bir, yeni bir mikrofon al gel. Tamam ben de hangi şarkı ben olur? Ben de ilk plağımı söyleyeyim sevgili hadi arkadaşlarım. Abi, hadi bakalım öyle bir şey yapalım. Ne olacak bakalım şimdi. Kızları da alın askere. Aa.
gözlüm kara, gözlü esmere. Gönül verdim kara, gözlü esmere. Alıp götürdüler beni askere. Kurban olam size ey komutanlar. Kızları da alın artık askere. Askere alın bakalım. ...35 sene önce söylemişiz ha. Yüce dağlar senin karın bitermiş. Yüce dağlar senin karın bitermiş. Yanmayan ocakta duman tüter mi? Kurban olam size ey komutanlar. Yar olmazsa bu askerlik biter mi? Yar olmazsa bu askerlik biter mi? Bitmez. İçin yanardım. Bu askerliği ben bitmez sanardım. Ne çabuk gelirmiş meğer tezkere. Herkes seve seve gitsin askere. Herkes seve seve gitsin askere. Kızları almayın artık askere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu arada hani 35 sene önce söylemişiz daha yeni. Ziyan yok. Dedik ya olur böyle. Evet. Evet. Çoğu şeyi çok önce söyledim ben de. Ziyan yok. O benim özürüm. Evet. Önceden görme ve söyleme özürlüyüm ben. Ha, biliyorsun bunlar biraz tehlikeli şeyler. Evet. Adam dünya yuvarlaktır dedi ve adamı yani biliyorsun. Evet. Onun için fazla söyleyin. Bekleyeceksin abi 20-30 sene ondan sonra söyleyeceksin. Evet. Tamam işte ne yapayım, o da öyle. Birilerinin söylemesi lazım bazı şeyleri. Mesela birilerinin şey söylemesi lazım. Mesela düşünüyorum bazen. Ben düşünen adamım bir yandan. Esas düşünen adamım, ondan sonra müzisyenim. Ben de bu kimse tarafından bilmiyorum. Mesela düşünüyorum. Kendi kendime işin içinden çıkamıyorum. Cumhurbaşkanı, başbakanın üstüne, yani önüne kitap atar da memlekette kriz olur mu düşünüyorum bulamıyorum. Mesela diyorum şimdi o kitabı attı başbakana. Başbakan da tuttu kitabı Dışişleri Bakanı'na attı. İkinci bir kriz. Katlı. Ya. Dışişleri Bakanı da tuttu kitabı tekrar Cumhurbaşkanı'na attı. Bir kitap kavgası oldu mesela. Diyelim ki %100'lük bir krize, %100'e girdik de %1000'lik bir krize girdik diyelim. Olur mu böyle şey ama. Veyahut da diyorum ki kendi kendime şimdi Cumhurbaşkanı kitabı attı. Başbakan tekrar o kitabı alıp buyurun sayın Cumhurbaşkanım diye önüne koymuş olsaydı kriz olmaz mıydı düşünüyorum. Düşünüyorum bulamıyorum bunları. Mesela diyorum bu memleketin gazetecileri var. Onlar da düşünüyorlar. Ama kimse bunu mesela böyle yazmıyor. Hep diyorlar Cumhurbaşkanı. Aslında yine düşünüyorum diyorum ki acaba bu gazeteciler biliyorlar da söylemiyorlar mı acaba diyorum. Acaba bizim Cumhurbaşkanı kitabı başbakanın yüzüne attı diye kriz oldu
diye mi bilelim istiyorlar diye. Hep düşünüp duruyorum bunları, bulamıyorum. Bak bunu şöyle çözeceğiz. Seni bakanlar kuruluna alacağız. Sen bunların hepsine yakinen şahit olacaksın yetmez abi. Yetmez bakanlar kurulu. O şimdi bana kitap kitap falan orada. Bakalım efendim İstanbul sokaklarında sevgili Erkin Koray için neler söylemişler. Şimdi onu izleriz. Oh, dinleyelim. Gelmiş geçmiş en büyük sanatçılardan bir tanesi. Ne bileyim yani Erkin Koray. Duayen. Müziğin idolü bence. Kral. En azından Türk müziğinin, Türk rock'ının gelişimine oldukça fazla katkısı olduğunu düşünüyorum. Ne kadar daha rock yapmaya devam etmeyi düşünüyorum. Duayen diyeyim, ne diyeyim artık onun için. Yani ya müthiş birisi ya. Seviyorum. Seviyorum. Kendine has tarzı var tabii ki. Yani o eski bir şarkıcı. Güzel yani. Devam edecek mi? Beğendiğim, çok değer verdiğim bir sanatçı. Onun için diyecek hiçbir şey yok. Yani olağanüstü yani. Gerçi o bu ortamdan, yapaylıktan, birçok şeyden rahatsız. Ama daha çok göz önünde olmasını isterim tabii ben kendi şahsımda. Yeni kasetiyle ilgili soruyorum. En son çıkardığı bir kaset vardı. Biraz küskün galiba kasetlerin satıp satmamasıyla ilgili. Bundan sonraki projesini sorayım. Bir defa öyle bir durum var mı? Şimdi merak ettim ben de. Albümlerin satıp satmaması seni o kadar ilgilendirmiyor mu? Yani ilgilendirmiyor, öyle küskünlük falan o yüzden olur mu? Yok hayır. Sen de hayır. Şöyle bir şey olmaz. Yok hayır. Ben olmaz. Zaten onunla fazla ilgilenmediğim için tabii. Plak şirketleri de benimle ilgilenmiyorlar. Bir türlü anlaşamıyoruz plak şirketlerine son yıllarda. Onlar eski şarkıları yapmamı istiyorlar. Çünkü hazır yemek ya. Tabii, ben de diyorum bende yeni şarkılar var. Evet. Niye yapmayalım? Şimdi biz yeni şarkıların tanıtımıyla mı uğraştıracaksın? Yap şunları işte. Ve subhanallah şaşkın estağfurullah sana bir şeyler olma. Bitsin gitsin. Ben de diyorum iyi de yeni şarkılar yani var. Onlar onları ne olacak? Nasıl onlar ne olacak? Bir tanıtacağız. Bu konuda anlaşamıyoruz ama bunu öyle bir anlayıp da bir kaset çıkaracak bir plak şirketi de vardır herhalde. Un kapanında demeyeyim, un kapanında olmasın. Bir yerlerde vardır. Zaten un kapanı manifaturacılar çarşısı. Zaten orası iyi meçhul. Manifaturacılar çarşısı. Manifaturacılar çarşısı. Asbel kadar plakçılar çarşısı olmuş. O da bize çatmış. Bak görüyor musun? Talihsizliğe bak. Ziyan yok. Abi zaten, yapacak bir şey yok. Aslında bence hakikaten dediğin gibi yeni açık sektörlerden birisi olması lazım müzik sektörün. Ama maalesef yeni şarkılara, yeni yüzlere, yeni isimlere hep çok kapalı bir sektör. Bak senin bile düşün yeni şarkılarını istemiyorlarsa çok enteresan. Daha ne diyeyim yani Erkin abi? Evet işte ticari anlamda belki onların da bir bildiği vardır diyelim de yani... Olayı şimdi, toparlayalım evet, diyorsun. Evet, hani neticede işimiz onlarla. Olayı toparlayalım. O kadar da ayrılamayız. Hayır. Biz ayrılamayız diye. Bu arada arkadaşlar ben mikrofonu ne yaptım ya? Yuttum falan mı acaba mikrofonu? Mikrofon ha. Aranızda mutlaka sorusu olan vardır Erkin Bey'e. Var mı peki? Olmayan bir yazmış da gelmiş. O kadar çok şey konuşuyor. Bir dakika yazmış da gelmiş herhalde. Bak evde hazırlamış. Tamam evet. Çok güzel. Çok güzel. Sırf yazsa iyi saçlar yapılmış. Yani yandık. Sırf yazmak kadar değil bak abi saçlar yapılmış. Rujlar sürülmüş görüyorsun. Bana bakma abi oraya şimdi, baksana. Abi ben kendinden bahsediyorsun zannediyorum. Bak şimdi. Evet efendim. Ben bir röportajınızda İstiklal Marşı'nın yanlış bestelenmiş olduğunu söylemiştiniz. İşte bu soru yazılır da çalışılır da sorulur. Hadi bakalım ya öyle efendim yeni şarkıcılar hakkında ne düşünüyorsun? Ya ben yeni şarkıcıları ne düşüneceğim yeni arkadaş kardeşlerim hakkında? Ben doğduğumdan beri piyano çalan, kendimi bildiğimden beste yapan, söz yazan, gitar çalan, bilmem ne, nerede saksofon lazım çalarım ha. Ondan sonra trompet, flüt falan da çalarım bununla beraber. Yani beni ne onu soracaksın? Sorduğumu bunu soracaksın. Tabii. Şimdi bu soruya evet bu güzel cevabı vereceğim buradan. İstiklal Marşı ben bir müzik uzmanı olarak kabul ediyorsanız beni baştan aşağı yanlış bestelenmiş bir marştır. Sözleri ne söyleyecek hiçbir şey yok. Yani bundan daha güzel söz yazılamaz. Bu sözlerin üzerine de bundan daha kötü bir beste yapılamaz. Yani bir defa İstiklal Marşı demek ne demek? 60 milyon kişinin rahat rahat okuyabileceği bir marş olması lazım. Bunların örnekleri çok ülkelerde dinlediğiniz zaman farkına varılır zaten. Şimdi teknik olarak söyleyeceğim. 1,5 oktavlık bir ses
aralığı içinde yazılmış bir şarkıyı zaten benim diyen şarkıcılar da çıksalar onu doğru dürüst söyleyemezler. Dolayısıyla bir şarkıcının söyleyemeyeceği bir şeyi 60 milyon söylemesini beklemek zaten oradan müzisyen bakışıyla yanlış. Ve üstelik zaten futbol maçlarında bilmem hatta mecliste de söylüyorlar. Onu dinlediğiniz zaman söylenemiyor olduğunu biliyoruz hepimiz. Bir de ritmini son derece bu benim zamanımda diyeceğim bu 20-25 sene falan oluyor Allah bilir. Ritmini hızlandırdılar ya çok var. Halbuki baktığınız zaman müzik bitiyor vatandaş hala söylüyor. Bunu evet bu çok basit bir şey. Bunu anlamak için kahin olmak gerekmez ki. En basit müzikçi bile bunu duyduğu zaman anlar ki ha bunun ritmi demek ki buna uygun değil. Halkın isteğine uygun değil. O zaman ağırlaştırın. Mehter Marşı'nı da hızlandırdılar. Neymiş? Efendim ağır gidiyormuş. Biz Türkler ağır mıyız? Ya şu Mehter Marşı'nın ağdası olacak tabii ki. Ağır gidecek. Şimdi böyle yürümeye başladı. Olur mu ya? Ağır gidecek. Ha, bir de dilimizde. İki ileri bir geri. Ne var bunda? Güzel bir yürüyüş şekli. İki ileri bir geri. Biz yani bir geri mi gidiyoruz? İki ileri gidiyoruz. Biz evvelallah hepimiz ileriye gidiyoruz. Geri falan gittiğimiz yok. O bir yürüyüş tarzı hiçbir ülkede de yok. Tek bunları muhafaza etmek dururken böyle olmuyor. İstiklal Marşı konusunda beste tamamen yanlıştır. O sözler üzerine... birini de suçlamayayım buradan nereden geldi bu beste diye. Yani bunu esasen ben öyle bir espri olarak söyledim. Değişeceğini hiç sanmıyorum ama ben bir talip olabilirim güzel bir besteye. Ama genelde zaten zaman zaman bu konuyu hep gündeme getirilir Erkin abi. Ve hakikaten prozesi falan hakikaten korkunçtur. Yani dediğinde sana katılıyorum. Aslında belki de çok tutucu davranmamak lazım. Dediğin gibi sözleri çok tabii bu güzel. Şey değil ki yani Kur'an-ı Kerim değil ki efendim yazılmış da aman bunu değiştirmeyelim. Belki o da tartışılır. Onu şimdi onları bırakalım da. Ama bu İstiklal Marşı yani bundan sonra şimdiye kadar yanlış olmuş. Bundan sonra düzgün söylense daha iyi olur. Kötü mü olur yani? En azından bir defa şunun ritmini ağırlaştırılsın. Yani halk müzik bitsin, arkadan da halk bitirsin olmasın da şunu uydurursun bir defa ağırlaşırsın. Ondan sonra da yeni bir beste. Hani ben talibim diyorum ama daha ne besteciler var Türkiye'de. Daha böyle halkın söyleyeceği kadar bir aralıkta olsun. Mal vatandaşın söyleyebileceği kadar aralıkta ve şekilde. O da önemli. Dağlayacak o benim nereba. Bunu çıkamaz vatandaş. Yani biz çıkarız da vatandaş çıkamaz. Bu konuda böylece çok güzel bir soruya aldın mı cevabını? Hayır tabii ki. Tabii. Doğru söylüyorsun. Çok güzel bir soru. İnşallah bu soruyu ve bu benim cevabımı duyan olur da bu konuda güzel bir araştırma yapılır. Önemli bir şey. Çünkü. Önemli bir şey. Çok. Bakalım yine insana neler söylemişler Erkin abi seninle ilgili. Ben belki yaş olarak ondan biraz daha ufağım ama benim gençlik devremin idolüydü yani gençlerin idolüydü. Çok kız takdir ettim. Çok sevdiğim bir sanatçı. Ay, mükemmel bir insan ya. Yemin ederim ses sadece onunla var. Başka hiç kimse de yok. Hayranım ona. Başka hiçbir şey diyemem. Kesinlikle de yani ondan o öldükten sonra onun gibi insan gelmeyecek. Barış Manço bir ve Ergin Koray iki. Abi artık yani abim istiyor. Yani bilmiyorum ya hatta çok görmek istiyoruz televizyonlara falan. Çünkü kayboldu gitti. Yani fazla artık göremiyoruz. O bizim çocukluğumuzda çok sevdiğimiz, kendi adıma söylüyorum ama kuşağımı da biliyorum. Çok sevdiğimiz biri ve hala seviyoruz. Babadır. Müzikte devrim yaratmaya çalışan insanlardan biri, başaranlardan biri. Erkin Koray bizim gençliğimizde dinlediğimiz bir kişiydi. Gerçi televizyon o zamanlar pek seyredemiyorduk ama sürekli onun rap müziklerini izliyorduk. Tanıyoruz kendisini ve halen sağ olması, halen müzik yapması, müzikle uğraşması, müziği bırakıp bir köşeye çekilmemesi ve kendi grubundaki, kendi temsil ettiği müziği devam ettirilmesi bizim için olumlu. Yani severek dinliyoruz kendisini. Konserlerini dinliyoruz, televizyonda seyrediyoruz. Yaşlanmayan amca. Televizyonlarda fazla sık göremiyoruz diyorlar ki insanlar bence bu konuda haklılar Erkin abi. Çok onlar... fazla katılacak program mı bulamıyorsun yoksa nedir yani bunu açıklayabilir misin? Yani bir defa öyle fazla gözükmeyi de uygun bulmuyorum. Televizyon çünkü çok böyle büyük kitlelere insanı tanıtan bir şey. Ben öyle sokakta arkamdan çocuklar falan koşsun sevmiyorum. Biraz rahat yaşamak istiyorum. Bir de şimdi... bu konuda da pek fazla bir şey söylemeyeyim diyorum.
Yani senin programın çok güzeldi, ona geldim işte. Sağ ol, teşekkür ederim Akin abi. Peki şimdi hangi şarkı? Arap Saçı mı? Arap Saçı ya! Saçlarıma erimez karlar yağdı. İsimlerin tadı yok, baharım sende kaldı. Ansızın gidiverdin, haber bile vermedin. Hem kendin harap oldun, hem beni benden ettin. Gönlüm söz dinlemiyor, sevdiğimi ver diyor. Kim görse şu hali aşk yüzünden Arap saçına döndüm. Çöz beni Arap saçı. Çivi çiviyi söker. Budur bunun ilacı. Budur bunun ilacı. Budur bunun ilacı. Şarkıları seviyor da seninle beraber gördün. Söyle evet. Maşallah. Şimdi bir şarkıyı da yine çöpçüler söylersin herhalde bize. Söyler misin? Çöpçüleri söylerim. Ha. Yalnız bu güzel grubun durumunu göz önünde bulundurarak diyorum ki bir değişiklik olsun bu sefer. Biz çalalım onlar söylesin. Hadi. Hadi alkış. Hadi. Ayıptır ya. Hadi bakalım. Şimdi şeyin anonsunu yapayım. Durumun. İki defa çalacağız melodiyi. Başlangıcını da yapacağız. İki defa çalacağız. Ondan sonra siz anlayacaksınız zaten. Gireceksiniz. Ondan sonra biz gerekeni yaparız. Siz söyleyin şarkıyı yalnız.
Şu girişimizi yapalım ama şöyle. 3, 4. Çeksinler var şöyle de. Yok. Ha ha ha!
bitti. Sizin çöpçülerin finali buydu. Erkin abi vallahi bayağı vokalistin oldu. Bilmiyorum bunlara kaç para verirsin ama bayağı vokalist durum var. Bak 50-55 kişi var burada. Para istemiyorlar onu. Üniversiteye gelsin. Bu arada bir telefon bağlantınız varmış efendim. Şaban. Alalım. Çocuklar bu bir televizyon programı, farkında mısınız yani? Televizyon programı yapmaya çabalıyoruz. Konserde. Ne güzel abi böyle, yani gençlerin bu kadar çok sevmesi seni. Benim biraz kıskandırıyor gerçi ama önemli değil, ne yapayım yani. Biraz kıskanmıyor diyelim Erkin abi. Şu ayağına falan bassam mı acaba şöyle diye düşünüyorum. Almanya'dan Şaban İskele. Alavanda mı yoksa sancak mı? Evet. Espri yaptım, iğrençti. Evet. Alo. Buyurun efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar Şaban Bey, buyurun. Hocamla görüşebilir miyim Koray Bey'le? Yok, görüşemezsiniz. Buyurun efendim. Buradayım, merhaba. Buradayım, merhaba. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol. Buyurun. Hocam ben senin müziklerinle büyüttüm. 4 tane çocuğum var. 2 kız 2 oğlan. Onları da senin müziklerinle yetiştiriyorum. Çok üremişsin sen de ya. O ne öyle de kaç? Erkin baba senin müzikler böyle şey yaptırıyor mu yani insana? Var mı böyle bir durum? Teşekkür ederim. Yani devam. Ama çoktan beri sizi televizyonlarda göremiyoruz hocam. Dinlemeye devam. Hocam. Buyurun. Çoktan beri sizi televizyonlarda göremiyoruz. Neden? Almıyorlar beni. Beni çağırmıyorlar. Öyle. Öyle. Bir belirli bir sebebi yok. Evet. Ben biraz öyle düşünüyorum. Avrupa'ya gelme niyetiniz yok mu Almanya tarafına? Gelirim her zaman. Peki, teşekkür hocam. Ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Tam da benim sevdiğim bütün arkadaşlara selam. Çalıyordunuz. Böyle gelmiş böyle gider diye. Canlı bir okursan çok memnun olacağım hocam. Senin müziklerinle büyüdüm ben. O geçti. Geçti şimdi bu. Vokal tarafından okundu o. Başka bir şey okuruz ama şimdi. Evet. Tamam. İyi, selamlar, iyi akşamlar diliyoruz. Evet. Teşekkür ederiz Şahin Bey. Tekin Şengül İstanbul. Buyurun Tekin Bey. İyi akşamlar Sayın Hocam. İyi akşamlar. Hocam aynı neslin insanlarıyız. Ben sizi ta Goldfinger'den beri takip ederim. Teşekkür Saygılar ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ ol. Bize çok güzel bir gece yaşatıyorsunuz. Şöyle bir şey sormak istiyorum hocam. Funda Arar diye bir sanatçı arkadaşımız çıkmış. Sizin bir eserinizi seslendiriyor. Ne dersiniz? Yorumunuz ne bunun hakkında? Beğeniyor musunuz? Veyahut da bundan sonra o eski şarkıları dinlemek için genç sanatçılara destek olacak mısınız? Ben her zaman elimden geldiği kadar destek olurum. Yani ben şimdi düzelteyim. Yani, özür dilerim Tekin Bey. Yani, çıkmış diye tabirini çok sevmedim. Yeni bir genç bir arkadaşımız var demek daha doğru bence Funda Arar için. Aynen, çok öyle, öyle demiş olabilir. Çok da başarılı bir yorumcudur aslında yani Funda. Olabilir, herhalde. Elbette yani ki ben de çok başarılı gibi, buluyorum yorumunu. Baştan söyledim ben yani bana gençler hakkında ne düşünüyorsunuz falan sorusunu. Bir gençler hakkında ne düşünüyorsunuz sormayın, bir de size niye baba diyorlar. O zaman Sayın Hocam. Hocam dinleyebilir ama değil mi hocam? Ben Allah'ta okuyayım bir onu dinleyelim, eskiye gidelim. Tamam, eskilerden söyleyeceğiz. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olun Tekin Bey, teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Sağ ol. Baba sende lakap çok yani, baba var, hoca var, üstad var. Sağ olsunlar, güzel başka sıfatlar. Başka ne var? Güzel sıfatlar. Duayen de var, doğru duayen. Ya duayen güzel de var. Güzel sıfatlar, Allah razı olsun. Allah ben razı de, olsun. Ben de gerçekten çok mutluyum. Bu dünyada bu öyle bir şeyle olacak bir şey değil. Yani baba deyin dediğiniz zaman demezler yani. Demezler. Hayır, onun için çok mutluyum ben bu konuda. Aslında tabii, başka bu bir saygı şey ifadesi. Bana aslında sorulan bir soru daha var. Memleket size ne verdi? Bazen öyle soruyor. Yani ben de diyorum ki ya daha ne verecek? Ha kaç para verdi diye mi sorsun? Para yok bizzat. Ben zaten bunu böyle bir para kazanayım diye yapmıyorum. Bu iş para kazanayım diye yapılır da ben para kazanayım diye yapmıyorum. Yani onun için bunun cevabını veremiyorum. Daha ne verecek diyorum. Ve bu da böyledir bence. Bir daha da sormayın bu soruyu. Gazeteciler veya soru soranlar. Bir,
size niye baba diyorlar diye sormayın. Attık, çünkü cevap veremiyorum. Onu diyenlere sorun diyeceğim cevap verilmek gerekiyorsa. Genç şarkıcılar hakkında ne düşünüyorsunuz diye de sormayın. Çünkü onlar hakkında bir şey düşünmüyorum. Onların her zaman yanındayım, arkasındayım. Abileriyim onların. Bir şey düşünmem gerekmez haklarında. Hepsine başarılar dilerim. Bir de neydi en son? İşte onu da sormayın. Bu arada abi senin ilk gruplarından bir müzisyen arkadaşımız var bantımızda. Bakalım o sizin için neler söylemiş. Onu izleyelim hep beraber. Bakalım. Aşağı yukarı 65 yılında müziğe başladım. Sinemada bir grup şovlar yapıyorduk filmlerden önce. O birkaç sene sürdükten sonra profesyonel bir dans müziği orkestrası, Okan Dinçer Kontrastlar var, orada çalıyordum. O sırada bir basçı olarak, çok genç hatta çocuk denebilecek bir yaşta bir basçı olarak epey dikkati çekmiştim piyasada. O grup 67 yılında dağıldı, dağılacağı da biliniyordu. Bana teklifler gelmeye başladı. İlk önce Cem Karaca Apaçlar'dan, ki onlar da çok benim o yıllarda çok sevdiğim, hayran olduğum gruplardan biriydi. Aynı zamanda Erkin Koray da bir teklif yaptı. İlk orada tanıştık zaten. Tabii ben hemen Cem, ayıp olmasın ama ona özür dilerim dedim. Ben Erkin Koray'la çalışmak istiyorum çünkü gerçekten o yıllarda müziğe başlayan, 60'lı yıllarda müziğe başlayan herkes için çok önemli bir idoldü. Yani onunla tanışmak, görüşmek çok önemli bir şeydi bizim için. Bir turne yaptık, beraber gezdik. Rahmetli Sedat Avcı, davulcu birlikte çok çok keyifli anlar yaşadık. Yani ben de çocukça denecek bir yaştaydım ve çok önemli deneyimlerim oldu. Çok şey öğrendim. Erkin çok konuşan bir insan değildi ama onun konuşmaması bile bir şey öğretiyordu insana. Halen de öyledir. Öyle bir başlangıç oldu. O zamandan beri sonsuz bir saygım var ki herkes biliyor ki Türkiye'de işte rock türünde 3 tane büyük isim var. Erkin Koray, Cem Karaca, Barış Manço. Ama Erkin Koray bu onlardan da başka. Hani bugün çok konuşulan şey var. İşte farklılık reklamlarda bile slogan olarak kullanılır. Farklılık, farklılık diye. Farklı olmak. Hani bugün bu şeydir. Aranan bir kavramdır. Ama bu öyle lafla veya zorla olmuyor. Erkin Koray başında da öyleydi. Hala da gerçekten farklı bir insandır. Yani doğal olarak farklı bir insandır. Yani kimsenin arayıp da bulamadığı bir şekilde o zaten kendini bulduğu için daha başından bugüne kendini bulduğu için öyledir. Ta 60'larda malum herkesin bildiği şarkılar işte Yalnızlar Rıhtım Olsun, işte Sokak Köy Olası Çöpçüler veya benzeri şeyler. Bunlar seneler sonra anlaşılıp bir tür olarak fantazi veya benzeri şeylerde başka alanlara doğru yöneldi. Ama Erkin bunu zaten çok normal bir şey olarak ortaya çıkarmıştı kendi açısından. Bütün bunları kendi içinde çok iyi sentezlemiş. Bunu fazla böyle kör gözüm parmağıma şeklinde durmadan anlatan, konuşan bir insan değil. Bunu yaşayan bir insan. Onun yaşaması zaten bir örnek olarak herkes de tam olarak anlayamasa bile, yani analiz edemese bile benim gibi böyle çok çenesi düşük birisi olarak o zaten bakıldığı zaman, dinlendiği zaman yaptığı müzik bir şekilde hissediliyor. Yani Erkin'e, babaya buradan bol bol selamlar diyorum. Görüşmek üzere en kısa zamanda. Selam Taner. Ne güzel konuşmuştuk. Taner Öngür. Tabii ya. Taner de şu anda Moğolların da bas gitarcısı aynı zamanda. Hakikaten çok düzgün müzisyenlerin birisidir. Sırf müzisyenliğiyle değil, hayata bakışıyla da çok düzgün insanların birisidir. Evet, bir soru vardı şuralardan, bir yerden, şu bölgeden. Mikrofonu kim kaptı arkadaşlar? Eve götürme mikrofonu diyorum o kadar. Biliyorum. Evet. Ya o öyle bir, evet, sevgili Orhan Gencebay'la bizim bir müddet
beraber çalışmalar yapmıştığımız var. O arada yani bunu hayata geçirir miyiz diye düşündük ama o kadar da kolay değil. Yani onun kendi uğraşıları var, benim de kendime göre devamlı. Biz çok yoğun kişileriz. Orhan, sevgili Orhan da öyle, ben de öyle. Öyle bir ara düşündük ama beraber bir şey yapmamıza gerek yok. O zaten kendi dalında işte kendini ispat etmiş bir kişi. Ben çok severim kendisini. Üstelik sizin bilmediğiniz bir tarafını söyleyeyim. Sazı aldı mı eline 2 saat çalar, dinletir de. Öyle saz çalar, belki kasetlerinde bu belli olmuyor gibi de. Ama kendisi çok büyük bir saz üstadıdır. Onunla öyle sonra bu konuları da bilir Orhan. Çok yani müzikolog, rock, müzikologtur yani. Falandır aslında. Öyle ona yabancı şeyler değildir. Bakmayın siz öyle. Kendi tarzı evet. Var tabii, ondan çıkması gerekmez. Arada sırada öyle denemeler de yapıyor. Onlar da benim o rock denemeleri yapıyor ama kendisi kendi dalında, yani arabesk diyebiliriz tabii ki bunda bir sakınca bu, yok. Hayır tabii ki. Yani bu bir müzik türü zaten. Tabii. Bir ritim ismidir tabii. Arabesk. Yani bu bazen yanlış böyle şey edildi, bizde yorumlandı ama ben bir müzisyen olarak bunu bir ritim türü olarak kabul ederim. Ama arabeskleştik falan deniyor laf arasında. O da başka yere gidebilir de burada konumuz değil. Evet, o için söz burada tabii. Konumuz evet, değil. Evet, evet. Onun için onu öyle. Ben rock gitarcısıyım ben ve şarkıcısıyım. Esasen İngilizce şarkılarım da var. Çok var. Yani binlerce İngilizce şarkı biliyorum. Ve gitar. Onun yanında benim de arabesk denemelerim var. Yani şu hepinizin tanıdığı Şaşkın ve Sübhanallah. İşte Arap saçı tabii tam arabesk sayılmaz. O hiç arabesk gibi değil. Ama öyle denemelerim var. İyi ki de yapmışım diyorum. Gerçekten güzel eserler. İşte amaç da oydu zaten. Güzel eserler kazandırmak. Neticede bir şeye takılı, bağlı böyle bir insan değilim ben. Açım çok geniş öyle. Yalnız ben bir arabeskçi değilim, onu söyleyebilirim. Bu konuda çünkü uzmanları var. Orhan var. Onun gibi daha nice sanatçılar var bu konuda uzman olarak adlandırabileceğimiz. Ben arabesk konusunda uzman değilim. Yalnız araştırmalarını yapmış bir kişiyim. İyi de bilirim. Yani konu bu. Özellikle madem bu soruyla paralel belki bir şeydir. Doğu felsefesine ilgi duyduktan sonra mı böyle bir ters çıktı ortaya? Yoksa Orhan abiye tanıştıktan sonra falan mı çıktı? Orhan Gencebay'ın rolü çok olmuştur tabii ki. Yani birebir böyle bu kadar yakında dinlemek bana mutlaka bir şey verdi hayatta. Hani verdi mutlaka tabii değil. Ki. Verdi vermiştir hayatta tabii. Da. Bir de ilaveten ben hem Doğu felsefesi, Hintlilerle falan çok beraber oturdum hayatımda, müzik yaptım. O Hare Krishnacılarla beraber çayırlarda falan yattık yani. Öyle bir, ben öyle bir eski hippilerdenim ben. Çiçek çocuklarındanım. Onun için çayırda da yatarız. Sen nehrinin kenarında banklarda da yatarız. İcabı. Hiçbir şey de olmaz. Kurşun geçmez. Bu arada Cengiz Sezmiş İstanbul. Buyurun Cengiz Bey. Burhan'cığım merhaba öncelikle sana. Merhaba Cengiz'ciğim. Eski müzisyen dostumdur. Fakat çok eski bir müzisyen öyle dostum. Öyle mi? Ne güzel. Erkin Bey'in yani ürünü hiç ben tanımıyordum. Yıllardır dinlediğim insan. Kendisine soracağım şu var. Bu karşınızdaki seyirci arkadaşlar tahmin ediyorum o müziğe başladığında belki doğmadılar bile. Evet. Onlara bir veliaht bırakmasını rica ediyorum. Bu evet. Veliaht sizin kafanızda var mı? Yoksa ben talibim geleyim hemen sizden ders alayım. Çünkü yani ben de o gitarın ucundan biraz tutuyorum. Yani yapacak bir şey yok. Bir yardımcı ol. Evet tabii ki memnuniyetle. Esasen şu anda bayağı yoğun çalışma içindeyim. Pek öyle bir şeylere vakit bulamıyorum. Dolayısıyla bir arkadaş yetiştirmeye vakit bulamıyorum da. Ama bir müddet sonra belki daha vakit bulurum bu konulara da diyorum. Yani 20 yani sene sonra falan diyorsan yetişemeyiz. Cengiz'im öbür dünyada inşallah. Öbür dünyada. 20 değil inşallah. 19 yani sene sonra. Süper bir akşam yaşatıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Özellikle uğraşanlar için hoş bir akşam oldu bugün. Sağ olun. Çok teşekkür ederim Cengiz'im. Sağ olasın. Bakırköy'lü dostlara selamlar. Hadi abi çok konuştuk ya. Hadi usta bir şarkı da. Olacak şey değil. Olacak şey değil. Yani.
tenhalarda menhalarda bitmiş aşkım. Aşk şarabı içmesi boştur şaşkın. Şarap peşinden koşma boştur şaşkın. Bir o yana bir bu yana yarma şaşkın. Tenhalarda menhalarda bitmiş aşkın. Ayrılmayın. Birazdan buradayız. Soranım yok, yolum yok, yordamım yok. Bir çıkmaz sevdadayım, çekip soranım yok. Günüm yok, güneşim yok. Uykum yok, düşlerim yok. Kın olmuş susuyorum, bir tek sırdaşım yok. Çektiğim acıları
emin değilim bu akşam. Pişman desem değilim, bir harmanım bu akşam. Her gün sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı. Benim dermanım yok, her gecenin sabahı, her kışın bir baharı, her şeyin bir zamanı. Benim dermanım yok. Erkin abi gördün mü? Zübün Mehta'nın verdiği konseri 800 bin kişi izlemiş. Darısı başımıza. Bu arada abicim mail'e gelen Erkin abim. Erkin babaya selamlar. Kimden? Orhan'dan gelmiş. 11 yaşından bu yana dinlerim. Türkiye'de kaliteli müzik yapan, nadir sanatçılardan biri. Türkiye'de yapılan rock müzik kalitesi hakkında ne düşünüyor? Onu öğrenmek istiyormuş. Bu bir. Bir de selam Burhan abi. Sait Yüksel'den gelmiş bu. Ben Aksaray organizatörü. Erkin abi Anadolu turnesi düşünüyor mu? Düşünüyorsa Aksaray'a uğrar mı diyor. Öbür şey Eray Balcı'dan gelmiş. Erkin Baba hem insan olarak hem de bir müzisyen olarak saygı duyulması gereken bir insan. Babamız. Baba niye sana baba diyorlar demeyeceğim. Ondan sonra şu andaki rock müzisyenlerinden beğendiklerini öğrenmek istiyorum. Ve ondan ricam
o kendisiyle özdeşleşmiş beyaz Gibson gitarıyla sola çalabilir mi? İyi gitar lafı üstüne gelir bak. Bu arkadaş senin bu gitar herhalde bayağı bir hatırası olan bir gitardır. Evet. Değil bu da baba. Bu da gitarların babası. Böyle bir şey merak edene ilgilisi için söyleyeyim. 1961 model Les Paul Custom Gibson. Les Paul Custom bir gitar var. 1961. Yaşa. Evet. Yani daha fazla teknik ayrıntısına girmeyeyim burada artık. Peki abi şöyle bir laf var yani, ve laf değil belki de gerçektir. Türkiye'deki ilk elektro gitar sende miydi? Yani öyle bir durum var mı? Bazı röportajlarda böyle bir şey elde ettim, okudum. Türkiye'deki yani ilk elektrikli gitar. Hayır, ilk elektro gitar bende olmayabilir. Aynı devrelerde aldık ama yani elektro gitarın ne olduğu o sıralarda biz bu kasa gitarların içine mikrofonlar sokarak falan onları elektro yapar gibi olduk ama direkt ilk elektro gitar bende midir onu pek öyle iddia edemem. Öyle haberler yani vardı, o yüzden aynı zamana yani rastlamış, belki benden bir ay önce bir arkadaş almış veya 6 ay önce de almış olabilir. Doğru, olabilir, doğru söylüyorsun. Peki şeyle ilgili elektro bağlamanın... İlk elektro bağlamayı yapan benim. Öyle mi? Ha, evet, bakın arkadaşlar, evet, enteresan bir bilgi. İlk elektro bağlamanın mucidi sensin ben yani. De ilk çok. Evet, o da ilklerden biri. İlk elektro bağlamayı yapan benim. Bir örnek olsun diye yaptım. Sahnede de bir iki defa çaldım ama ben sazcı olmadığım için sadece saz çalan arkadaşlara bir örnek olur mu diye yaptım. Peki bununla ilgili çok hatıralar vardır mutlaka ya. Yani bununla yaptığın şarkılar vardır. Bir tabii, şey değil mi yani? Tabii. Neler vardır kim bilir? Yani tabii ki. Bu gitarı uzun zaman tabii ki o zamanlar kullandım da daha sonra artık kıyamamaya başladım. Konserlere tamamen denetimim altında, yani zaten gitarımın denetimim altında olması lazım da güvenemediğim yerlere götürmüyorum. Sadece dün Boğaziçi Üniversitesi'ne götürdüm. Öyle düşündüm yani, ne olursa olsun oraya götüreyim dedim. Ona bağlı olarak bir de buraya getirdim. Sağ olasın, teşekkür ederiz. Sağ ol. Çok konuştuk. Bir şarkı çalın da insanlar mutlu olsunlar. Değil tabii mi? Gitardan da. Gitardan evet, değil mi? Şu gitardan. Evet. Bir dakika, gitardan bahsediyorduk çocuklar, pardon. Gitardan da bahsettik, bunu bir çalalım yani. Çalalım şimdi bakalım şunu, hadi. Evet, 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 evet. Gecenin karanlığında yosun tuttu gözlerim, yalnızlar yurtumunda. Ben miyim perişan gecenin karanlığında yosun tuttu gözlerim, yalnızlar yurtumunda. Bütün gece ağladım dalgalar kucağında, yosun tuttu gözlerim, yalnızlar yurdumunda. Bütün gece ağladım dalgalar kucağında, yosun tuttu gözlerim, yalnızlar yurdumunda. Uçup gitti martılar, geceler ben bedeniz, yalnızlar rıhtımında. Bir beni mi unuttular, uçup gitti martılar, geceler ben bedeniz, yalnızlar rıhtımında.
yanımda. Bütün gece ağladım. Dalgalar kucağımda. Yosun tuttu gözlerim. Yosun tuttu gözlerim, yalnızlar rıhtımında. Mesafeler.
geçiyor mevsimler, aramızda mesafeler, yalnızlar rıhtımında. Ben miyim perişan gecenin karanlığında, kusum tuttu gözleri yalnızlar rıhtımında, yalnızlar rıhtımında, yalnız arıtımında. Teşekkür ederim. Denizleri kokuyup kokuyup kalbim senden, senden vazgeçmeye de çılgınlar gibi sevdim aşk ele. Al götür beni, yaptıklarıma bakma ne olursun.